Discord sunucumuzda bana defalarca kez sordunuz. Kardeşim açık dünya oyun var mı? Abi yeni açık dünya mobil oyunlar önerir misin? Ben de bunların hepsine cevap vermek adına son zamanlarda oynadığım en iyi 8 tane mobil açık dünya oyununu derledim dostlar. Güzel yapımlar da var. Bazılarınızı cidden etkileyecek oyunlar olabilir. Ama bazılarınızın daha önce gördüğü yapımlar da listede var olabilir. Daha fazlasının gelmesi için beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Açıklama kısmına bıraktım. Discord sunucumuza da katılıp benimle sesli veya yazılı bir şekilde Konuşmanız mümkün dostlar Discord'da oyunlar oynuyoruz Geceleri sohbet ediyoruz Sesli veya yazılı yine 7-24 bir muhabbetle karşılaşmanız mümkün Son birkaç haftadır da oldukça aktifiz Çünkü çok yakında Twitch yayınlarına başlayacağız Açıklama kısmına bıraktığım Twitch kanalımıza uğramayı unutmayın Mobil oyunlar uzaklı cidden güzel yayınlar yapmayı planlıyorum Lafı çok fazla uzatmadan hadi oyunlara göz atalım İlk oyunumuzda Elder Scrolls Blade dostlar çıktığı ilk zamanlar çok büyük etki uyandırmıştı çünkü oyun birinci şahıs bakış açısından oynanıyor ve ben ilk çıktığından bu yana ara ara girip oynarım ve son zamanlarda da cidden bana zevk veren oyunlar arasında. Her ne kadar zindan paleti bir oyun olarak geçse de içerisinde açık dünyaya yakın genişlikte güzel haritalar mevcut oynaması da RPG özellikleri de güzel. Skyrim'in yaratıcılarından ancak böyle güzel bir oyun beklenirdi her ne kadar bazı kişiler oyunu beğenmese de hala oynamayanlara benden nacizane bir tavsiye kimseye aldırış etmeyin bir şans verin çünkü oyunun farklı bir havası var. Arkadaşlarınızla savaşabilirsiniz, rakiplerinizle arena mücadelelerine katılabilirsiniz, kendi şehrinizi inşa edip onu daha da büyütebilirsiniz. Yani anlayacağınız birçok oyun türünü bir oyunda oynamanız mümkün. Minecraft'ı bilgisayar oyuncularda mobil oyuncularda her zaman çok sever dostlar. Günümüzde de en çok oynanan popüler oyunlardan biri. Bunun en büyük sebeplerinden biri birçok telefonda da birçok bilgisayarda da çalışabiliyor olması ve sandbox yapıda olması. İkinci oyunumuzda yine Minecraft gibi geniş bir açık dünyaya sahip ve sandbox olan Portal Knights dostlar. Bilgisayar versiyonunda bulunuyor, mobil versiyonunda bulunuyor ve beni etkileyen yapımlar arasında Minecraft'tan farklı olarak bu oyunda sınıf seçimi var. Yani savaşçı, büyücü, okçu gibi sınıfları seçebilir, arkadaşlarınızla zindanlara katılabilir, çok güçlü bosslara karşı mücadele edebilirsiniz. Tüm bunlardan sıkıldığınız zaman aynı Minecraft olduğu gibi yaratıcı modda kendi binalarınızı, kendi dünyanızı yaratmanız mümkün dostlar. Her iki versiyonunu da oynayabilirsiniz. İkisi de güzel çalışıyor ama mutlaka oynayın. En iyi sandbox açık dünya yapımlarından biri. Özellikle mobilde. Üçüncü oyunumuz Off The Road. Mobilde görebileceğiniz eşine az rastlanan, kalitesiz gibi duran ama kalite akan bir oyun dostlar. Neden böyle diyorum? Kapağına baktığınız zaman, resimlerini incelediğiniz zaman mobilde buna benzer kopya çok fazla oyun var ve insanlar da bu oyunu genelde öyle zannediyor. Ama mobilde buna benzer bir oyun oynamanız imkansız çünkü türünün en iyi örneklerinden biri en genişi optimizasyonu çok sağlam grafikleri oldukça güzel ve içerikte dolu dolu. Açık dünya haritalarda serbest görevler yapabilirsiniz. Offroad deneyimini en gerçekçi şekilde mobilde yaşamanız için oldukça iyi dizayn edilmiş. Sadece araçlarla da değil uçaklarla bile sürüş yapmanız mümkün dostlar. Yani hepinizin denemesini isterim. Ben uzun süredir cidden severek oynuyorum. Dördüncü oyunumuz Vampire's Fall Origins. Efsane olma yolunda ilerleyen bir oyun. Hala ya bu oyunu oynamayanlar varsa mutlaka bu videoyu izlemeden bile gidip indirip oynasın. Çünkü oyunun çok güzel bir açık dünya dizaynı. Bu açık dünyada anlatılan hikayenin kurgusu 10 numara. Oynarken hikayeye kendinizi kaptırıyorsunuz. Aksiyon kısmında sıra tabanlı RPG sevmiyorum diye düşünmeyin dostlar. Cidden o sıra tabanlı RPG'yi de seversiniz. Çünkü gelişiminizi gözünüzle görüyorsunuz. Bazı oyunlar gibi bir görevden çıktıktan sonra bir anda ilah seviyesinde güçlenmiyorsunuz. Yani o yavaş yavaş gelişmeyi o oyun size hikayede ilerledikçe gösteriyor. PvP imkanları da var yani çevrim içi oynamanız da mümkün ama çevrim dışı da olsa siz girin bir oynayın. Çok fazla aksiyona daldık birazcık dozu düşürüyorum yine bir açık dünya oyunuyla karşınıza geleceğim ama bu seferki oyunumuz Wilderness tamamen aksiyondan görevden uzak kilometrelerce rahatlamanıza yardımcı olacak bir açık dünyaya sahip. Bu oyunda en büyük amacınız keşfetmek dostlar. Olabildiğince ileriye gitmek bazen kayık kullanmak bazen bir kuşun gözünden uçarak onun gördüğü gibi bir dünyayı görmek yani amacınız asla bir canavarı öldürmek veya doğaya zarar vermek değil. Yapmanız gereken tek şey oyuna girip olabildiğince ileriye doğru gitmek. İnsan bazen bu tarz oyunları da oynaması gerekiyor. Wilderness da bunun en güzel örneklerinden biri. Fiyatı da oldukça uygun. Performans problemleri yaşasa da bazen optimizasyon konusunda iyi bir cihazla oynarsanız daha rahat bir oyun deneyimi yaşayacağınızın garantisini verebilirim ama mutlaka oynayın. Altıncı oyunumuz Frostborn. Her ne kadar eleştiri alan bir oyun olsa da ben bu türde oyunlar arasında Frostborn kadar iyisini tanımam. Neden? MMORPG unsurlarıyla hayatta kalma unsurlarını güzel birleştirmiş. Oyunda sınıf mantığı da var, yetenek mantığı da var. Yani PVP de yapabiliyorsunuz, PvE de. zevkli yapması da oldukça eğlenceli. Ama mutlaka bir arkadaş grubu bulmanız lazım. Çünkü bu oyunu tek oynamak belli bir yerden sonra canınızı sıkabilir dostlar. Bakın gelişemezsiniz demiyorum ama ilerisi için arkadaşlarla hareket etmek her zaman için daha eğlenceli olacaktır. Kesintisiz bir açık dünyası yok ama haritasını genel anlamda incelediğimiz zaman keşfedilebilir çok fazla bölgesi var. Aynı klasik hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi binalarınızı yapabilirsiniz. Bu binaların içerisine eşyalarınızı depolayabilirsiniz. Yine savunma amacıyla da kullanabilirsiniz. Ama evin içerisinde geçirdiğiniz vakit olabildiğince az olsun ki oyunun zevkini çıkartın dostlar. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmuyoruz ama tabii ki videonun sonunda ben ayrılmamanız için ufak bir hatırlatma yapmak istedim. 7. oyunumuz Oceanhorn Zelda'ya benzetilen ve uzun yıllardır mobil de en iyi oyun olarak görülen bir yapım dostlar. Oyunun ikinci versiyonu App Store'da var sadece. Maalesef Google Play üzerinden indirip oynamanız mümkün değil. Bu birazcık kötü olmuş ama siz eminim hala ilk oyunu bile oynamadınız. Çünkü oyunun bir kısmından sonra ücret veriyoruz diye sıkıldınız ama oyunun ücret verdiğiniz kısmından sonrası oldukça eğlenceli. Çünkü oyuna sadece bir aksiyon RPG olarak bakmayın. Cidden açık dünyası güzel, keşif dinamikleri oldukça eğlenceli ve puzzle dinamikleri de oyunda bolca mevcut. Yani ilerlediğiniz takdirde sıkıldığınız Sıkılmanız mümkün değil. Ve farklı oyun dinamikleri de oyun içerisine entegre edilmiş. Bir anda 3 boyutlu bir oyun, bir anda izometrik oyun, bir anda tekne savaşındasınız. Yani sıkılmanız mümkün değil gibi. Bu oyunu oynayın. Sonra bir şekilde Ocean Horn 2'yi de oynayabiliyorsanız onu da oynayın. 8. ve son oyunumuz geçtiğimiz yılın son aylarında yayınlanan Bird World Adventure dostlar. Oyun tamamen offline olarak oynanıyor. Oyun İngilizce olduğu için pek hikayesi umurunuzda olmayabilir. Ama çevirebiliyorsanız hikayesine bağlı olarak ilerlemeniz oyunu daha uzun süre oynamanızı sağlayacaktır. Oyunda bir karakteriniz var. Bu karakterinizle açık dünyada ilerledikçe kendi takımınızı oluşturuyorsunuz. Bunlar savaşabilen botlar oluyor bazen. Bazen de doğrudan kullanabileceğiniz yetenekler. İlerliyorsunuz karşınıza bazı düşmanlar geliyor. Bu düşmanları yenmeniz için bir anda ona savaş açıyorsunuz. Bir savaş arenası beliriyor. Ve bu savaş arenasında bildiğiniz Pokemon ya da benzeri oyunları oynarmış gibi canavarlarınızı sürüyorsunuz sahaya dostlar. Yani ben oynarken çok eğlendim. Oldukça da fazla ilerledim. Hala oynamayanlar varsa dil önemli değil ilerleyiş oldukça kolay bir şans versin. Videonun sonuna geldik buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim bilerek 8 tane oyun koydum dostlar 10 taneye tamamlayabilirdim ama tamamlamadım çünkü çok fazla açık dünya oyunları ile ilgili video istiyorsunuz ben biraz daha fazla oynayıp olabildiğince çok fazla oyunu size derlemeye çalışacağım ama oyun kıtlığı var yani mobile her zaman açık dünya oyun gelmiyor ve sizin sevebileceğiniz oyunları bulmak da oldukça zor çünkü çok seçicisiniz ama sizin istediğiniz ve sevdiğiniz oyunları yorumlara yazın ben Olabildiğince sizin için videolar hazırlamaya devam edeceğim. Açıklama kısmına bıraktım. Twitch kanalımızı ziyaret etmeyi unutma. En önemlilerinden biri de Discord sunucumuza mutlaka gel. Hem oradan daha iyi oyun önerileri alabilirsin, hem de arkadaş edinip online oyunları tek başına oynamak zorunda kalmazsın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>